Efendim iyi akşamlar. Stüdyolarımızdan hanelerinize, evlerinize, herhangi mekanda bulunuyorsanız herkese, o mekanlara saygılar, sevgiler sunuyorum. Biliyorsunuz sıcak gündemimiz her zaman olduğu gibi 2015 seçimleri. Bu vesileyle memleketimize hizmette ben de varım diyen bütün gönülleri, bütün yürekleri, bütün adayları genel başkanlarına kadar ağırlıyoruz ve sizlerin hanelerine misafir ediyoruz. Bugün çok değerli bir konuğum var. 1976 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. Daha gencecik, maşallahı var. Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi mezunu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Houston Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında lisans çalışmalarına başladı. Daha birçok okullar var. Fazla vakit almamak için açmıyorum orayı. 2012 yılında Demokrat Parti'nin 8. olağanüstü büyük kongresinde Demokrat Parti Genel Başkanlığı'na seçildi. Ve işin güzel tarafı hemen hemen Türkiye'nin seçilmiş en genç genel başkanı oldu. Evet, Sayın Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı. Sayın Başkanım hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ayrıca. Nasılsınız? İyisiniz. Çok teşekkür ederim. Yoğun bir program. Bugün de Sivas'ımızdaydık. Her gün farklı bir vilayette siyasi programlarımız seçim dolayısıyla insanlarımızla, vatandaşlarımızla hemhal oluyoruz, kucaklaşıyoruz. Meramımızı anlatıyoruz. Ve bir hali de yoruluyorsunuz. Tatlı bir yorgunluk olsa gerek. Siyaset bir sevda işi. Bu sözle ifade etmek belki yetmez. Zaman zaman kullanılır ama tanımlarken de bu ülkede insanımızın ızdırapları ve vatan sevdamız bizim hep kılavuzumuz olmuştur. Bu manada kendimizden önce büyük hizmet kervanı içerisinde büyük idealleri ortaya koyarak hizmet etmiş insanlarımızın bize emanetidir. Onun da ciddiyetine uygun bir şekilde davranmaya, mücadele etmeye gayret gösteriyoruz. Ne kadar güzel. Rahmetlik Muharrem Ertaş diyor ki, aşkla çalışan yorgunluk hissetmez. Evet. Ben de inanıyorum ki aşkla, bu sevdayla yola çıktınız. Ben her şeyden önce bu seçimde, programa da başlamadan önce hem programda hem de bu genel seçimimizde size ve ekibinize yürekten bir Sivaslı olarak başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Allah... Gönül diliyle ancak bu kadar veciz ifade edebilir. Çok teşekkür ediyorum. Gönül insanların diliyle de işte aşkla çalışan yorumlak bilmez. Biz de irfan hazinemize kattık. Aynen öyle. Aşkla çalışan kesinlikle yorulmaz diyor. Sayın Başkanım, muhalefetin sürekli gündeme getirdiği bir söz var. Oradan başlayalım isterseniz. Diyor ki mevcut muhalefetlerimiz, iktidar devletin nimetlerini kullanıyor bu seçimde. Parasını, aracını, başka türlü personelini, şununu bununu kullanıyor. Demirtaş için de bölge milliyetçiliğini kullanarak mağdur edebiyatı yapıp onun manevi boyutunu kullanıyor diyorlar. Ben size soruyorum. Demokrat Parti maddi olarak, manevi olarak bu seçimde neyi kullanıyorsunuz? Nasıl yola çıktınız? Biz iman kuvvetiyle, hakikaten inanmış kadrolarımızla, bahsettiğiniz gibi Türkiye'de zaten siyasetin açmazı ifade ettiğiniz, ön ayaklarını koyduğunuz bu tablo. Kutuplaşma, gerilim üzerinden ülkenin müşterek değerleri haline getirmemiz gereken unsurları biz siyasette rekabet unsuru haline getirdik. Bir tarafta din laiklik ekseninde bir gerilim, diğer tarafta PKK, onun dışında Kürt etnik bölücü milliyetçiliği, Türk milliyetçiliğiyle denkleştirerek bir kutuplaşmayı neredeyse yaratıldı. Bunun beraberinde Türkiye'nin bir devri sabık yaratılarak, eski Türkiye diyelerek, yeni Türkiye denilerek, yani sanki 2002-3 Kasım'ından önce bu ülke yokmuş gibi, yeni kurulmuş gibi, geçmişi yok varsayan, işine geldiklerini alakart menü içerisinde oradan seçen, nimetleri cebe atan, külfetleri başkalarının hanesine bırakan bir çarpık bakış anlayışı. Tabii tarih telakkiniz, tarihi geçmişi böyle algılayışınız, gömlek değiştiriyoruz diyerek başlarsanız netice itibariyle bu ülkenin geçmişine de bir gömlek değiştirme, bu yeni Türkiye masalı da Türkiye'nin gömleğini değiştirme masalıdır. Şimdi hal böyle olunca Türkiye'deki siyasal iklim, siyasal zemin pek çok çivisinin çıktığını herkes kabul ediyor artık. Adalet mekanizmasından bakalım, iktisadi hayata, toplumsal gerginliklerin olduğu. Her gün bir adaya bir taciz, bir yaralama,
İşte Bursa Gürsu Belediye Başkanı iktidar partisinin bir yaralanmıştı. Bugün vefat etmiş. Allah rahmet eylesin diyelim. Amin. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir adayını Alana'da bir silahlı saldırı girişimi. Bir bayan. Bu gerilimin netice itibariyle bugünkü iktidar. Ama bu tabloda başta iktidar partisi AKP olmak üzere, ana muhalefet partisi CHP ve mecliste temsil edilen bütün siyasi partiler hallerinden memnun. Bu çark döndükçe her birinin payına Türkiye'de 12 Eylül'le hesaplaşıyoruz diyerek ortaya koyulmuş bu rejimin ana kolonu haline gelmiş seçim sisteminin %10 barajından nimetlenir haldeler. Ve kimse bu sistem, bu düzen değişmesini istiyor ama Türkiye'nin geldiği nokta, ertelenmiş meseleleri, halının altında süpürülmüş meselesi, toplumsal olgunluk, kentleşme, göç, siyasete katılım, iletişime erişilebilirlik, bütün bunları değerlendirdiğimizde Türkiye'ye bütün bu teşebbüsleri ben deli gömleği giydirme teşebbüsü olarak değerlendiriyorum. Bu yeni Türkiye lafı da öyledir, deli gömleği giydirme teşebbüsüdür. Cemil Meriç'in tabiriyle ideolojileri, izimleri öyle tanımlar. Deli gömleği giydirme olarak tanımlar. Bugünkü Türkiye'de de yapılan böyle bir teşebbüstür. Ama Türkiye bunları yırtacaktır. Netice itibariyle temeldeki meselemiz seçim güvenliğinin belki 14 Mayıs 1950'nin 65 yıl sonra Mayıs ayı içerisindeyiz. Yarın 27 Mayıs. Mayıs ayı Demokrat Parti geleneğinin bir yanda hüznü bir yanda sevinci yaşadığı bir ay. Beyaz devrim olarak nitelendirdiğimiz 14 Mayıs'ta hakikaten açık oy gizli tasnif prensibinden gizli oy açık tasnif prensibine geçerek milletin iradesinin yansıdığı bir dönemin neticesinde Türkiye'de demokrasi eliyle hakikaten cumhuriyete yeni bir boyut, yeni bir derinlik katılmıştır. Bugün de aynı eşikte olduğumuz kanaati içerisindeyim. Türkiye'nin bir konsolidasyon hareketi olarak, bir onarım hareketi olarak bu iktidarın verdiği yaralar, tercihli yanlış politikaları, dış politikanın iç politikaya tercih ettikleri üslup ve suça bulaşmış halleriyle, yolsuzluklarla suçüstü yakalanmışlık halleriyle, adalet sarayları yaptık ama içine adalet koyamadık diyen itiraflarla beraber onlarcasını sayabiliriz. Bu ülke artık nefes alamaz haldedir. Ve Cumhurbaşkanı'nın özellikle meydanlara düşüp, siyasi partisi Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık sıfatını birleştirip, Cumhurbaşbakanı sıfatıyla şahsi itirazlarını bu ülkeye dayatarak hem kendi partisine hem de bu büyük ülkeye zarar verdiği, ağır geldiği gerçeğini ifade edemeseler de kendi parti mensupları da Sayın Davutoğlu da diğerleri de vicdanında, gönlünde, zihninde bu ifadeleri mutlaka söylüyorlardır. O nedenle Türkiye'de şartları çok zorlayarak siyasetçinin vazifelerini siyasetçi yapacak. Geçmiş askerler yaptı. Türkiye'nin geldiği nokta ortada. Cumhurbaşkanlığı makamı anayasal çerçevede çizilmiş sınırları, yetkileri belli olan makamlardır. Buraları anlamlandıran demokrasiyi tarif ederken de öyle tarif ederiz. Demokrasi, kurallar, teamüller aynı zamanda bir sorumluluk rejimidir. Sorumluluk duymuyorsanız, çelikler çarpışsın da neresinden kırılırsa kırılsın gözüyle bakarsanız bu ülkede her gün bir yerde bir saldırının olduğunu çıkarsınız. Özür dilerim Genel Başkanım. Bu demin cümlenizi de kullandınız da demokrasi deyince biraz daha pekiştirmek gerekiyor burayı. %10 barajı iktidar olsun, muhalefet olsun neden kaldırmıyor veya niye kaldıramıyorlar? Bir araya neden gelmiyorlar? Herkes bundan şikayetçi. Hadi iktidar şikayetçi değil de diyelim muhalefet şikayetçi. Neden bunun üzerine bir tedbir alınmıyor? İfade ettim aslında. Ben ifadenizi aldım da şu açıdan diyeceğim. Sizce bu %10 barajının olması demokrasi uygulamasına bir engel teşkil ediyor mu, etmiyor mu? Elbette engel teşkil ediyor. Biz kendi adımıza da bu sorgulamaları yapıyoruz. Türkiye'de 12 Eylül rejimi sonrası temsilde adalet, yönetimde istikrar prensibini tutturmak. Bir başka sahikte işte bölücü hareketlerin %10 barajı dolayısıyla mecliste temsil edilmesini engellemek. Ama bugün gelinen noktada iktidarın çözüm adı altında attığı adımlar, olgunlaştırdığı iklim, vasat, dış konjonktür, Suriye'de yapılan yanlışlar, Suriye'nin kuzeyinde PKK uzantısı PYD'nin bir otonom alan işgal etmiş olması, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçiminden başlayarak adeta deyim yerindeyse bugün PKK Türkiye'nin güvenlik emniyet şubu haline getirildi. İstanbul'da bir takım
Boğaz'da siyasal mühendislik yapanlar da bu projeyi satın almak adına iktidar karşıtlığının nereye savrulduğunu bilmeden bu projeye destek verir haldeler. Netice itibariyle 110 geçirmek için bir çaba ulusal medyada sabah akşam propagandası yapılırken Türkiye'de milletin hakiki sesi olan pek çok farklı siyasal örgüt, aktör, bütün bunlara imkan vermek gerekirken Türkiye'yi bugün kamplaştırarak böyle dengeleyeceklerini zannetmektedirler. Bizim temeldeki fikrimiz, seçim beyannamemizde de 7 Haziran Türkiye'ye yeni bir rota çiziyoruz diyerek ortaya koyduğumuz, mahkumsun diyenlere yolsuzluklara, usulsüzlüklere, hukuksuzluklara, eşitsizliğe, adaletsizliğe mahkum değilsin dediğimiz, başka bir Türkiye'nin mümkün olduğunu, bu Türkiye'nin de herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye olduğu, herkesin hak düzeni içerisinde vergi verdiği, nimet külfet dengesini eşit düzeyde paylaştığı bir Türkiye olması içindir. Bütün bunların içerisinde en temel taahhüdümüz önce siyaset değişecek, sonra Türkiye diyerek. Çünkü Türkiye bugün temel meselelerin, temel problemlerini siyasal kanallara aktarmakta zorlanıyor. Bugün 27 milyon dekar alanın tarım dışında 12 yılda bırakıldığı gerçeği ortadadır. Belçika büyüklüğünde bir Belçika alan. Belçika büyüklüğünde bir alan. Tarım için büyük bir darbe değil mi bu burası? Bu çok alan. Bilinçli bir tercih. Esnaflarımız, yüz binlerce, milyona yakın esnafımız alan terk etmiş. Türkiye'de bugün organize perakende dediğimiz zincir marketler, alışveriş merkezleri, sermaye güçleri, sermaye organizasyonları itibariyle ne küçük esnafımızda ne küçük marketlerimizde rekabet edebilme imkanı bunların karşısında yok. Kaldı bu imkanlar da kalmadı zaten. Bu imkanları onların elinden alarak kâr marjları sıfırlanmış. Türkiye'de zaten dar gelirli vatandaşın üzerinde, esnafın üzerinde, KOBİ'lerin üzerinde bu fahiş vergilendirme modeliyle beraber 12 yılda bu çarpıklığı ortadan kaldıracağız diye gelenlerin netice itibariyle sistem kendi lehlerine çalıştıklarında bu sistemi devam ettirmişlerdir. Biraz evvel söylediğiniz iktidar partisi de zamanında şikayet ediyordu. Zaman zaman bundan da şikayet ediyor. Hep hesap kitap üzerinden seçim sistemleri Türkiye'de değerlendirilmiştir. Ama işte 12 Eylül darbecilerinin eline ayağına dolanmıştır. Neyi amaçladılar? Bugün Türkiye hangi konuma geldi? Kimi cezalandıracaktı? Bugün Türkiye'de kimi mükafatlandırıyorsunuz? Bu gerçekler ortadayken Türkiye'nin kendisine yeni bir rol tarifi yaparak siyasi manada, başta kendi iç hukukunda bütün vatandaşlarıyla hür ve eşit vatandaşlık temelinde, anayasa, hukuk, adalet merkezinde demokrasiyi bu ülkenin milli güvenlik şemsiyesi haline getirerek, ay yıldızlı bayrağın altında yaşam iradesi koymuş bütün insanların bu ülkenin külfetlerinde, nimetlerinde eşit düzeyde yükleneceği bir Türkiye'yi hep beraber ortaya çıkartabiliriz. Ama bunu yapabilmenizin yolu sistemin işlemesidir. Türkiye bugün ne meselelerini demokrasi kanalı içerisinde çözebiliyor, ne hukuk kanalı içerisinde çözebiliyor. Hukuka müdahale ederseniz, bürokrasiyi emir arı haline getirirseniz bu tablo ortaya çıkar. Yerelden genele varıncaya kadar bir rantiye düzeni içerisinde. Deyim yerindeyse Anadolu'nun Timur'dan sonra gördüğü en büyük istila hareketiymiş gibi bu büyük ülkenin kaynaklarını, imkanlarını, fırsatlarını yağmalama mantığı içerisinde bu ülkenin geçmişini yok varsayıp kendileri hüday nabit bir şekilde bu ülkenin sahibi zannetmektedirler. Ama bu ülkeye bu tür teşebbüslerle yapılan darbelerin neticesinde milletin sağduyusu işlemiştir. Ama bugün mengenede sıkar gibi milleti sıkmaktayız. Bu iktidar sıkmakta. Bir tarafta insanlarımızı borçlandırarak riske ortak edilmiş kitleler, milyonlar var. Diğer tarafta bugün Allah için ne çaldık diyerek dini sosla harmanlanmış, dini örgütlenmelerimizden başlayarak son olarak Diyanet tartışmalarıyla beraber hangi meseleyi siyaset tartışma konusu yapmışlarsa ülkede müşterekliğimizi tahkim edecek kurumları bile ayrıştırıcı unsur haline getirdik. Bu yanlışlardan dönülmediği takdirde Türkiye'nin bugün birliğini beraberliğin üzerine tesis ettiği bütün değerlerin içi boşaltılmış durumda. Ama bir tarafta bakıyorsunuz şan şatafat, sefalet şan şatafat içerisinde, diğer tarafta sefalet içerisinde milyonlar var. Tam buradayken bir soru hemen aklıma geldi Sayın Genel Başkan. Mevcut iktidar, şu anki iktidarımız söylemlerinde sürekli rahmetli Menderes'i, Özal'ı, ki onlar devrim niteliğinde birçok adımlar atmışlar, yenilikler getirmiş liderler.
bunların izinden gittiğini ifade ediyor. Birçok faaliyetinde sürekli de gündeme getiriyorlar. Biz biliyoruz ki Menderes ve Özal hakikaten güzel yenilikler getirmiş de iktidarın dediği gibi kendileri bu izde gidiyorlar düşüncesine. Siz ne diyorsunuz? Yani gerçekten öyle mi? Tabii şöyle, iktidar partisi biraz evvel de bahsettim. Bir travma içerisinde, fiziksel, fikirsel bir travma içerisinde. Bir yanda işte Refah Partisi'nden kopup gömlek değiştiriyoruz dediler. Kendilerini bir türlü siyasi alan içerisinde temellendirmeleri yeni bir bakış açımız var Türkiye'de dediler. Türkiye'de iki ana damar var Türk siyasetinde. Bugün zaten Türk siyasetinin krize girmesinin en temel sebebi ana damarın işlememesi. O da ana damara göre şekillenmiş Türkiye'de bir siyasal dizilim vardı. O damarda merkez sağdı. Merkez sağ maalesef bizlerin de hataları, eksiklikleri, Türkiye'nin olağanüstü dönemleri yaşaması, darbe, kurumsal istikrarın bozulmuş olması, partiler düzeyinde, liderler düzeyinde, siyasi kadrolar düzeyinde, silselerin dağıtılmış olması, adeta Atatürk'ün gençliği hitabesindeki gibi bütün orduları dağıtılmış, bütün tersanelerine girilmiş. Girilmiş, evet. 12 Eylül'den sonra yapılan Türkiye'de bu safların dağıtılmasıyla beraber, deyim yerindeyse siyasetin ekolojisiyle oynandı, tabii dengesiyle oynandı. Denge oynanınca bugün karşımıza bir heyulo olarak mutasyona uğraya uğraya kontrol dışına çıkmış. Bir tarafta halka rağmen halkçılık fikriyle, öbür tarafta demokrasi adına halk goygoyculuğu yapan iki fikir parantezine, CHP ve AKP parantezine Türkiye sıkıştırılmaya çalışılmakta. Ama bu beraberinde Türkiye'nin sosyolojisiyle de alakalı. Sanki basın da bu ikisini hami gösterir gibi davranmıyor mu? Bir takım her iki partide de adaylar düzeyinde baktığınızda artık ulusal kanallarda operasyonel kiralama mantığıyla iktidarın kiraladığı, dün kendisine küfreden ama bugün işte Yiğitler, Rasim Ozanlar isim vermek de çok istemem. Onlara itibar da etmeyelim. Bunların kılavuzluğunda geleceğini arıyorsa zaten vah hallerine. 40 yıl sonra Kadir Mısırlıoğlu'nun söylemlerinden mahkumlarsa vay hallerine. Zaten rotayı kaybetmiş durumdalar. Bu bahsettiğimiz çerçevede Türkiye'de birileri ikili bir siyasi parti modelini dayatarak Türkiye'yi yönetebileceklerini, Türkiye'nin meselelerini çözebileceğini düşünmekte. Oysa Türkiye'de bugün en temel mesele bu seçim ikliminde de görüyoruz. Hukuk maalesef hakim nezaretinde gerçekleşmesi gereken. Yüksek Seçim Kurulu'ndan ilçe seçim kurullarına varıncaya kadar. İktidar partisine her şey serbest. Yürüyen merdivenin üzerinde koşacak bir iktidar partisi ama muhalefet partilerine kademe kademe mecliste temsil edilen grubu bulunan ana muhalefet partisi, hazine yardım alan kademe kademe meclis dışına kadar diğerlerinin önünde farklı düzeylerde kimisi 1 metre yüksek atlama, kimisi 3 metre yüksek atlama, kimisi de bizler gibi 5 metre yüksek atlama yaparak bir rekabet yani içerisinde yerimizi alacağız. Ha şu denilebilir, geçmişte iktidar olduğunuz niye? Elbette bizim de hatamız var. Bugün bunun muhasebesini yapıyoruz. Yani ızdırapları yaşayınca değil ama Türkiye'nin hakikaten birilerinin eline geçip bu işlerin azami düzeyde suistimal edilebileceği ihtimalini görerek Türkiye'de bugün adaleti dün CHP'nin mahkemeleri diye yargıladık. Ama bugün onu dengelemek için AKP'nin mahkemeleri veyahut da iddia ettikleri gibi paralel bir örgütlenmenin mahkemeleri, bütün bu kavramları benim ne aklım, ne zihnim, ne vicdanım, ne devlet telakkim, ne millet telakkim bunun hiçbir yerine konumlandıramıyor. Bunun için Türkiye, birilerine bugün yeni Türkiye dedi, eski Türkiye dediği noktada biz Demokrat Parti olarak bu ülkenin kurucu ruhuna, kurucu iradesine, İçinden süzülerek geldiği iki asırlık bir değişim, dönüşüm, modernleşme çizgisi içerisinde ortaya koyduğu akla, Tanzimat'la başlayıp meşrutiyet, ikinci meşrutiyet, cumhuriyet, çok partili siyasi hayat ve bugün geldiğimiz noktada hakikaten bu bahsettiğim eşikler kadar kritik bir eşikteyiz. O nedenle 7 Haziran seçimleri çok önemli. Başta temel hak ve hürriyetlerimizin oylandığı, bu dayatmalara karşı esir mi kalacağız, mahkum mu kalacağız? İnsanları yoksulluğa mahkum edip kadrolu seçmen haline getirmiş bir iktidar partisinin karşısında hakikaten demokrasiyi tutup kaldırmak, hakikati tutup kaldırmak adına bir tercih mi yapacağız? Tabii insanlarımız ulusal basın, yazılı görsel, havuz medyalarıyla, devlet ihalelerle finanse edilmiş, bütün alanı kapsamış
ve onun dışındakilerinde bugün safsataya, hurafeye teslim edilmiş bir Türkiye kamuoyu var maalesef. Bunun içerisinde doğruları hakikatten ayrıştırabilmek için başta alimleri, entelektüelleri, ilim adamları ama elbette toplumun önündeki siyasetçi de büyük vazife yapmalı. Sayın Başkan, Bursa konuşmanızda şöyle bir cümle kullanmışsınız. Türkiye büyük bir kaosa sürükleniyor. Şu anki görüntüyü bir cümleyle bakış açınızla değerlendirmişsiniz. Peki 8 Haziran'da bu kaos sizce Demokrat Parti olarak bu kaos varsa ki böyle ifade ettiniz. Nasıl bitecek? Nasıl biter? Başta ifade ettiğim gibi Türkiye'nin hakikaten bir siyasal iklim değişikliğine ihtiyacı var. Krizler zaman zaman fırsattır. Kriz olduğu anda herkes reel güç dengesine oturur. Bu krizden Türkiye yaşadıklarından mağduriyetleri yeni mağduriyetlerle dengeleyerek değil, hakikaten siyasetin kendi mecrasında işlediği, başta bahsettiğim gibi milletimizin öncelikleriyle beraber dünyanın değişen koşullarında. Yani siyaset akıcılığı kesmeden. Evet, bugün siyaset maalesef akmıyor. Meseleleri siyasete akmıyor, siyaset de kendi içinde akamıyor. 4 tane yolsuzlukla itham edilen bakanla ilgili mecliste oylama yaptık. Bir bakan böyle siz kimsiniz demeye getirecek bir şekilde bir cüretkarlık içerisinde. Elbiseler kılıflarında milyon dolarları kabul eden. Gerçi Sayın Cumhurbaşbakanımız kızmıştır kendisine. Yani 1,5 milyon dolar içinde bu işler olur mu falan diye. Yani çerez parasında bu işlerin içine niye düştün ben sana verirdim demeye getirecek. Öyle gönlünden geçiriyor olduğunu zannediyorum. Bizi de bu işlerin içerisine düştü. Madem yapıyorsunuz bari evinizde milyar dolar saklasaydınız da attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değseydi demiş olabilir. Şimdi böyle bir portrede dayatmayla karşı karşıyasınız. Milletvekilleri vicdanlarının sesiyle yine 43-45 tane kimisinde 48-50'ye yakın fireler oldu ama baktığınızda hadise bu cüretkarlıkla iktidarın kendi açığını, özelde Cumhurbaşkanı'nın itham edildiği aile efradıyla beraber, bugün alternatif vergilendirme merkezleri, TÜRGEV'lerle beraber Türkiye'de çarpık bir düzeni. Üçüncü dünya ülkelerinde olabilir, Orta Asya rejimlerinde olabilir. Ama Türkiye birinci meşrutiyetten itibaren parlamenter demokrasi hayatı olan kesintiye de uğrasa, bunun teamüllerini, bunun pratiklerini, Cumhuriyet'le beraber tek parti dönemi sonrası çok partili siyasi hayata geçmiş, darbeler görmüş. Bu acılardan Türkiye'nin ders çıkarması lazım. Ama bugün bir kişinin hülyaları, ihtirasları, bir tarafta ülkenin açıkları ortada. Sadece bir rakam vermek gerekirse bu iktidar 12 sene içerisinde 1 katrilyon 900 milyar dolarlık bir bütçeyi kullandı. Ne var diye baktığınızda, ortada ne var, ne yapıldı diye baktığınızda, biz bugün Ankara'dan buraya kadar geldik, duble yolların bile doğru düzgün üstünde asfaltı bile serilmemiş durumda. Yani hal bu. Yani i̇şte ifade ettikleri bir yatırım yok bu hesapta. Sivas'ımız ortada, Türkiye'nin kurulu kapasitesini artıracak. Türkiye'de imalat sanayi %23'lerden bu iktidar eliyle %15'lere düşürülmüş. Türkiye bugün üreten bir ülke yerli olarak. Yerli imalat bu sözü. Evet, ihracatı içerisinde ithal girdi oranı %82'lerde. Şimdi Türkiye'de şöyle bir lafı çok seviyoruz. Montaj üstü olduk. Türkiye katma değer üretmeden, verimliliğini artırmadan, bu sadece bizim meselemiz değil, küresel çapta bugün verimlilik problemini en gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere varıncaya kadar bütün ülkelerin yaşadığını görüyoruz. Bunun içerisinde Türkiye bugün Romanya büyüklüğünde 20 milyona yakın genç nüfusu var. Ama bu insanları eğitim mekanizması içerisinde nitelikli hale getirecek, donanımlı hale getirecek. Vasıflı olacak. Yabancı evet. Lisana vukufiyeti itibariyle. Sadece bugün bir tabloda Türkiye'nin sosyal medya erişim noktasında dünyanın sayılı ülkelerinden katılım noktasında olmasına rağmen internet ve bilgisayar kullanım becerilerinde bir hayli gerilerde olduğunu görüyoruz. Demokrasi skalasında, adalet skalasında, yolsuzluk algısı skalasında Türkiye'nin düştüğü durum üçüncü ligdedir. Üçüncü dünya ülkeleri ligindedir. Bu gerçekler ortadayken Türkiye'de siz evinde milyar dolar saklayan bir başbakan, cumhurbaşkanının olduğu ülkede
gençler icat yapsın diyemezsiniz. Bu emsal teşkil eder. Boş verin bu işleri, siyasete girin, siyaset yoluyla para kazanın denilmektedir. Çünkü bu siyaseti finanse eden bir kirli para var. Kirli para rantiye düzeni içerisinden, kayıt dışı ekonomi içerisinden gelmekte. O nedenle kademe kademe önce siyaset değişecek derken, Arşimed'in tabiriyle bana bir istinat noktası, bir de manivele verin, dünyayı yerinden oynatayım dediği gibi. Türkiye'nin bu kronikleşmiş bütün meselelerinin oynatılacağı yer işte demokrasinin, siyasetin tabii mecrasında işler hale, çözüm üretme kapasitesini yükseltmekle gelir. Bu da üyeliklerini ifade ettiğim gibi ilçe seçim kurullarında tutulduğu, ön seçimlerin şart olduğu, tercih sistemiyle beraber dar örgütlenme ve bu tür kirli paralarla siyaseti bulandırmak isteyenlerin sonuç alamayacağı tercih sistemiyle iki katı daraltılmış bölgede insanların doğrudan muhtarı, belediye başkanını seçer gibi seçebileceği bir sistemi kurun. Türkiye'nin önünde konuştuğumuz pek çok meselenin problem olmaktan çıktığını görürsünüz. Bu durumda milletvekili sıralamalarında adayların, aday adaylarının milletvekili adayı olmak için sıralamalarına girmesi sorunu da gündeme geliyor sizin bu ifadenizden. Bugün siyasi partilerimizin çoğunluğu, yani 70 küsur siyasi partimiz oldu da seçime girebilecek kapasitede olanlar veya vasıfta olanlar milletvekili sıralamalarında merkez kararları, çoğunluğu merkez kararları dikkate alıyor. Bir iki tane partimiz de ön seçimle getirdi. Bu merkez kararları halkın tercihini, benim seçtiğimi seçeceksin der gibi emri vaki olmuyor mu? Tam tanımlaması atama demokrasisi. Bugün dikkat edin, siyasi partiler elbette bürokrasiden insanları... Yani halk seçmiyor ki bence. Elbette, onu ifade ediyorum. Siyasi partiler demokrasi, bürokrasiden geçmişte de insanlar devşirmiştir ama bu siyasetin tabii mecrası içerisinde hem tabana, hem parti tabanlarına, hem millet tabanına emek vererek gelen insanlar. Şimdi seçim bölgeleri kitleler değil, seçim bölgeleri genel başkanlar, genel merkezler. Orada da başka parametreler, başka ölçüler devreye giriyor. Helal iktidarın bugün cemaat, iktidar kavgası içerisinde başka endişeleri dolayısıyla bir paranoyaya dönüşmüş bir halde. Karşılıklı herkesin birbirini sistem dışına itmek için paralel diye yaftaladığı bir... Yani kanmazlama yani bir tabir ise. İklimde suçlama. Atama demokrasisine dönüşmüş. Kendi sadakatinden emin oldukları insanları getirip Sivas'a, başka yerlere, işte Sivas'ımız iktidar partisinde görsün. Sadece iktidar için demiyorum ben bunu. Türkiye'nin genel bir problemi. Bugün kabul etmek lazım ki önemli ölçüde Cumhuriyet Halk Partisi bir ön seçim yaptı. Bunun hakkını da vermek icap eder. Yani Sivas'ta ön seçim sonuçları geçerli. Pek çok yerde 41 belirli, ilde. Belirli yerler istisna ama bir adımdır. Türkiye bu yaralarını kapatmak durumundadır. Aksi takdirde bunu yapalım. İktidar, muhalefet hiç fark etmez. Netice itibariyle insanlar millete gittiğinde hesap vereceğini düşündüğünde ve doğru bir şey yapıyorsa, milletten güç alarak yeniden seçilebileceğine inanıyorsa orada milletin iradesi doğrultusunda reyler kullanırlar, oylar kullanırlar. Peki sizin uygulamanız nasıl oldu? Biraz evvel ifade ettim. Ya biz de merkez yoklaması olarak belirledik. Tabii bir ölçek meselesi bu aday belirleme usul ve yöntemleri. Türkiye'de her parti örgütlenmesini kademe kademe biz de kendi içimizde bu usulleri geçmişte gayri resmi de olsa merkez yok usullerle seçimler yaptık ama uygulamadık. Onun bizim partimize de büyük bedelleri olmuştur. Bunu hem tabanda hem tavanda yarışı açtığınız bir Türkiye'de bu meseleleri zaten çözersiniz. Evet, nasıl gidiyor Sayın Başkanım? Sohbet nasıl gidiyor? Ben gayet memnunum. Umarım izleyicilerimiz sizler de elbette zihinlerindeki sorulara cevap verebiliyoruzdur. Hem de bir hayli. Daha ben sorularımı sormadan cevaplar doğrudan geliyor. Yani maşallah dopdolusunuz. Ben bu yüzden de sizi kutluyorum. Şimdi Manisa'daki bir konuşmanızda şöyle bir cümle kullanmışsınız. Türkiye 14 Mayıs 1950'de 1. Milli Şef döneminin akabinde nasıl zincirlerini kırdıysa 7 Haziran 2015'te de zincirlerini bir kez daha kıracaktır demişsiniz. Evet. Bu cümleden ben şöyle bir sonuç çıkardım soru olarak. İnönü ile Erdoğan'ı Cumhuriyet Halk Partisi ile, o dönemin tabii Cumhuriyet Halk Partisi ile
Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, AK Parti'yi benzetir gibi bir sonuç çıkıyor dedim kendimce. Siz böyle mi demeye çalıştınız veya neyi ifade ettiniz o cümleyi? Tam olarak onu ifade etmeye çalıştım. İsimler değişir, parti isimleri değişir. Ama esasda olan uygulamaya baktığınızda Türkiye'deki portre bugün parti devleti haline dönüşmüş. İl başkanlarının geçmiş birinci milli şeflik döneminde nasıl valileri il başkanıysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün de fiiliyattaki uygulamalarda eğer bir meseleniz varsa iktidar partisinin teşkilatlarına başvurmak zorundasınız. Türkiye'yi öyle bir karmaşık hale getirdik ki yarınlarda neredeyse bir namuslu tüccar kadre uğramamak için, hukuksuzlukla karşı karşıya kalmamak için Türkiye'deki pratik tercümesi var olan vasatın işlerinizin görülmesi için bir AKP'li avukat, işlerinizin görülmesi için bir AKP'li mali müşavir. Şimdi bu eksende Türkiye meselelerini götürürse Türkiye'nin içinden çıkılmaz gelmiş meseleler daha da derinleşir. Şimdi bu vasatta baktığınızda yarınlarda tarih böyle kaydedecektir. İfade ettiğim gibi o gün zincirlerini kırmış bir millete bugün zincir vurmaya kalkmak kabul edilebilir bir şey değildir. Bunu da demokrasi adına, demokrasiyi öyle bir mana yükleyip, Konfüçyüs'ün güzel bir sözü var, toplumları çözmek istiyorsanız, çözülmesini istiyorsanız toplumların, kavram kargaşası yaratın. Bugün demokrasi öyle bir şal ki, işte darbe adı altında, işte patates lobisi adı altında, yani emperyalistler, geçmiş bu söylemleri hatırlıyoruz. Bugün iktidarda olan geleneğin Türkiye'de her meseleyi bir dış mihraka bağlayarak meseleleri çözebileceğini, siz önce kendi işinizi yapacaksınız. Dünyanın her döneminde etkiyi açık hale gelirseniz batıla güçler değil de doğulu güçler gelir etkiler. Bugün tarihinde olmadığı kadar İran'ın Türk siyasetinde bir takım mekanizmalar içerisinde etkin olduğunu görüyoruz. Çünkü manipülasyon açık hale ortaya çıkartırsanız birileri gelir sizi etkiler. Bizim meselemiz bu manipülasyonu açık halden çıkmaktır. O nedenle suçu sürekli olarak birilerine yönlendirerek bu meselelerde çözüm arayabilmek ve bulabilmek imkanı yoktur. Yarınlarda bu dönemi de tarih kitapları 7 Haziran sonrası inşallah 2. Milli Şeflik döneminin bittiği an olarak tarihe geçecektir, kayıtlara geçecektir. Ya bu vesileyle kıyaslamalarımda evet, iddialıyım diyorsunuz bu hesaptan. Peki. Bu arada rahmetli genel başkanımız diyeyim. Çünkü ben o dönemler çocuktum. Demokrat Parti'nin rahmetli Menderes. Allah nur içinde yatırsın. Türkiye'nin hakikaten göz bebeği. Evet. Bugün her kesimin saygıyla andığı, evet, ona hürmet gösterdiği bir lider. Vasıflı bir lider. Bugün Yassıada, sizin başka bir deyiminizle Yassıada, turizme açılmaya çalışılıyor ve şu anda restorasyon işlemleri devam ediyor. Açılıp açılmadığı konusunda net de bir bilgim yok ama bu konuya karşısınız herhalde. Elbette. Neden? Yani oranın turizme açılıp da Menderes'in o yaşadığı dönemin gençlik tarafından sürekli görülmesi, izlenmesi, ben o açıdan açılıyor olarak biliyorum. Şimdi meseleyi nasıl konumlandırdığınız önemli. Türkiye'nin hakikaten bir darbe döneminin hukukunun uygulandığı, bugün birileri de çıkıp diyor ki hukuk yetersiz kaldığında işte MGK hukuku, Milli Güvenlik Kurulu'nun hukuku da kırmızı kitapta, İşte bir takım cemaatlere, bir takım örgütlenmelere, PKK'ya gücü yetmeyenler başka kanun eliyle örgüt icat etmek için elinden geleni yapıyor. İddia varsa bunu hukuk zemininde mesletlerini koyarsınız, yargılarsınız. Buna kimsenin zaten itirazı olmaz. Bizim itirazımız şuna, toplumların hafızasında kimi olaylar, kimi hadiseler vardır ki onlar yarınlarda nasıl Çanakkale'de her yıl dönümünde heyecanlanıp idrakimizi tazeliyorsak, kimi ızdıraplardan da bu yaşananların ışığında geleceğini salim bir çizgide götürebilmek için ders alacağımız vakalar olarak milletin gönlündeki yarayı deşerek değil ama oradan ders çıkartarak, tarihi bugüne getirip bir cephane olarak değil ama oradan ders çıkartarak hafızanızı tazeleyecek, idraklerinizi tazeleyecek bir noktada bir düzenlemenin yapılmasını gönlümüz arzu eder. Türkiye'nin siz de ifade ettiğiniz bugün
İster sağ kesimden ister sol kesimden. Netice itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu 2 yıl evvel 17 Eylül'de giderek anıt mezara çiçek bıraktı. Bu önemli bir Türkiye'de elbette, toplumsal olgunlaşmaya önemli bir katkıdır. Çok, ben de çok önemli. Kendisini ziyaret ederek o dönem teşekkür de etmiştim. Şimdi böyle bir şey olunca şimdi orada 14 Mayıs'ta bir tören düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin sponsorluğunda orada bir takım inşaatlar, bir takım düzenlemeler. Gönlümüz ister ki Türkiye'de, Türkiye'nin ortak müşteriye haline bu adadaki yaşananları, yasa da yargılamaların ayıbını bir ortak müşterek değerler manzumesine katabilirim. Bunu yapmak için siyaset ve seçim zemininde buradan nemalanmak adına iktidarın kendi öncelikleriyle bir program, bir düzenleme yapacağını, burayı bir ortak fikirle, belirli insanların rızasını gözeterek, Demokrat Parti olarak varlığımız ortada, bize bu hususta resmi yoldan iktidarın, hükümetin, ilgili kuruluşların, bu hususta görüş beyan edilerek bir ortak paydanın buluşturulması noktasında bir teşebbüsü gönlümüz arzu ederdi. Ama bugün yapılan, geçmişte çok Radikal Gazetesi bir dönem yazmıştı. Hayatları rantiye ile geçtiği için, imar açmakla geçtiği için orayı işte bir takım sulandırmakla beraber amacının dışında kullanılır endişesini büyük ölçüde taşıyoruz. Gönlümüz buranın bir demokrasi müzesi hakikaten. Burada insanların o günün otantik bütün şartlarının korunduğu, temsili olarak varlığının korunduğu bir adada hakikaten Türkiye'nin uzun yıllara, gelecek asırlara aktarabileceği bu tarihi yarayı deşerek değil ifade ettiğim gibi hakikaten bir tecrübe olarak aktarabileceği bir konumda kalsın isteriz. Yani buradan ben şöyle bir sonuç çıkarabilir miyim Sayın Başkanım? İnsanlarımızın sağduyularını, samimi dileklerini, düşüncelerini, o güne ait hissettikleri yürekteki acılarını bugün siyasi kulvarda kullanmak amacıyla mı yapıldı bu? Yani böyle bir sonuç çıkarılabilir mi? İktidar Partisi'nin bir ucuz siyaset anlayışı var. Zaman yanlış yani bu hesaptan. Referandumlarda gördük yani. İşine geldim Menderes, işine geldim Özal, işine gelmedim. Bizden önce ne yapıldı? Sizden önce ne yapıldıklarınız? İşte o sattıklarınız, yok varsaydıklarınız. Şu Sivas'ımıza bakalım. Kamunun en önemli yatırımları demokratların iktidarda olduğu. Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi. Onların iktidarda olduğu dönemde. Evet. Bugün Sivas'ımızdan Cumhuriyet Üniversitesi'ni çıkartalım. Olduğu yerden alalım. 51'ine yakın Sivas öğrencisiyle. Sivas'ın akciğerini alırsınız. Sivas nefes alamaz. Esnafı nefes aynen alamaz. Aynen öyle. Şimdi bunun dışındaki bütün yatırımları özelleştirerek bir yağma mantığı içerisinde. İşte dikim evi, Tüdemsaş, eski Cerrah Atölyesi. Bütün bölge müdürlüklerinin bugün. Evet, Sivas, bölge. Bu coğrafyada önemli bir eşik, önemli bir nirengi noktası. Bütün bunlar ortadayken Savunma Bakanı'yla devlet katında, siyaset katında İşin önemli. İşin garibi her dönemde bakanımız var. Temsiliyetleri. Ulaştırma Bakanlığı müsteşarlığı düzeyinde bu temsiliyetlere rağmen ortada bir şey yoksa Sivas'ımız da kendisine sormalı. O nedenle diyoruz ki mahkum zaten, değilsiniz. Soruyoruz. Başka bir Türkiye mümkün. Bu da ancak Demokrat Parti ile mümkün. Bu manada ifade ettiğimiz programlarımızda Türkiye'nin hakikaten başta hak düzeni dediğimiz vergi düzenini dolaylı vergilerle ezilen dar gelirli vatandaşımızdan esnafımıza, çiftçimize KDV'nin basit, yaygın ve katlanılabilir düzeye indiği, %8'e geldiği, %1'e indirilen asli temel ihtiyaç maddelerinin %1'e indirildiği, ÖTV'nin kaldırıldığı, özel tüketim vergisi yerine lüks tüketim vergisinin konulduğu bir vergi düzenlemesi içerisinde, istihdamın üzerindeki yüklerin hafifletildiği bir vergi düzenlemesi içerisinde Türkiye'de üretimin üzerindeki engelleri kaldıracak, kayıt dışını kayıt içine çekerek görünüşte gelir kaybıymış gibi görülen şeyi sistemin içine alarak bu kirli para siyaseti finanse eden, kayıt dışı siyaseti finanse eden, kayıt dışı ekonominin de kirli paranın da ortadan kalkacağı bir düzene Türkiye geçsin. Bugün iktidarla beraber muhalefette yanlışla yarışmaktadır. İktidarın geçmişte kanal projelerinin karşısında bugün ne yediği belirsiz, içeriğini dün akşam muhayyel bir CHP iktidarında ekonomi bakanı olacağını ifade eden Kemal Derviş bile yani içerisinin doldurulamamış bir muhayyel proje olarak nitelendiriyor.
insanlarımızın hayallerini çalarak, kandırarak yol alabilme imkanımız yok. İktidar partisi diyor ki, vaat edilecekse ancak ben vaat ederim. Bunun tercümesi şudur, insanları, amiyane bir tabir olacak ama kandırılacaksa ben kandırırım zaten. Kandırıyorum yeteri kadar. Siz nereden çıktınız? Yalanın doğrusunu versin. O nedenle Türkiye'de yani. Bugün bu gerçek gündemi konuşalım. Türkiye'de yeniden tarımı, geniş kitleleri, 80'li yılların başında Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü'nün endüstriyel tarımı dünyaya vaaz ederken geçen yıl aldığı kararla beraber aile tarımının ön plana çıkıyor. Türkiye hala önemli bir eşikte. Bugün bu eşiği kaybettiği takdirde hem gıda güvenliğini tehdit edecek hem biyolojik çeşitliliği kaybedecek bir risk altına düşer ki bu 77 milyonluk nüfus 37 milyonun üzerinde turist ağırlayan bir ülkenin bütün bu çerçeveyi düşünerek dünyayla ekilebilir, dikilebilir bu kadar arazisi varken üreten bir güç olarak bunu da katma değer üretmekte hakikaten iktisadi ölçü ve ölçekte dünyayla rekabetten bir ülke haline getirebiliriz. 16 milyonluk Hollanda'nın dünyanın ikinci büyük tarım ihracatçısı ülke haline geldiği gerçeği ortadayken hep bize bunlar anlatılır. Çok klasik laflarla tarım üzerinden deyim yerindeyse ben şöyle bir benzetme yapıyorum. Türkiye'yi adeta Ali Baba'nın çiftliği benzetmesinden hareketle Teyyo Baba'nın yeni Türkiye çiftliği haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Bir güzel misalle izah etmek belki daha net olabilir. Teyyo Baba camide dua ederken bir fukara çiftçimiz yanına düşmüş. Elbette fukara çiftçimizin derdi Allah'a sığınıyor. İşte rahmet dileniyor ki bugün Sivas'ımıza da gelirken rahmetle geldik. İnşallah bereketli olur. İnşallah. İyaşa meselesi var. Onu dua ederek Yaradan'dan istiyor. Tabii biraz sesi fazla çıkınca Teyyo Baba'nın derdi büyük. Yani milyar dolarlara ihtiyacı var. İşte evinde saklayacak ihtiyaçları var. Hal böyle olunca işte geçen gün havalimanında saçılan dolarları da gördük. Türkiye'de nereden nelerin geldiği, devlet eliyle kara para aklama merkezi haline dönüştürülmüş bir Türkiye portresini bu ülkenin insanlarının kaldırabilmesi mümkün değil. Tabii bizim gariban çiftçimizin dua ederken homurtusu biraz fazla çıkınca Teyyo Baba cebinden bir 100 dolar çıkarmış. Al şunu da demiş, hatları meşgul etme. Şimdi bu darbu meselde olduğu gibi bugün çiftçimize, insanlarımıza yoksulluğa mahkum edip sosyal devlet anlayışının gereğini de çarpıtıp derinleştirerek bugün sosyal yardımları asli bir geçim kaynağı haline dönüştürmek üzere Türkiye. İnsanlarını çalışmamaya teşvik eden bu sistemle siyasi sadakatlerini alırsınız ama yarınlarda bu milletin üzerine sosyal güvenlik açığının 20 katrilyonu olduğu 2014 yılında katmerlenerek bir kara deliğe dönüştüğünü görürsünüz. Evet. Bu gerçekler ortadayken Türkiye'nin zaten yapısal bir dönüşüm bu iktidar eliyle yapabilme imkanı yok. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel konulara giriyorsunuz. Milletin bağrındaki civanları deşiyorsunuz. Ben fark ediyorum bunu. Şu gelir dağılımından biraz da ondan konuşalım. Mesela ben 2006 emeklisiyim. 1700 lira alıyorum diyelim. Bugün benim gibi aynı hizmeti veren öğretmen emekli olduğunda 2100 lira gibi biraz daha farklı veya 1900 alıyor. Benden 10 yıl önce emekli olmuş olan 1300-1400 lira alıyor. Aynı hizmeti yapıyoruz biz. Aynı sürede çalışmışız. Bu ne demek yani? Birimiz harlanlı, birimiz sendikalı, birimiz ortada kalmış gibi böyle bir gelir sistemi nasıl düşünülebilir? Veya özür dilerim şunu da tamamlayayım. Veya karayollarında çalışan bir mühendisimiz sayın 2500 alıyor. Devlet su işlerinde çalışan 1700 alıyor. Diyelim ki belediyede çalışan söz gelimi 3000 alıyor. Yani aynı işi yapan insanlar nasıl oluyor bu? Ben bir türlü aklım almıyor bunu. Nereye bağlıyorlar? Türkiye çok uzun yıllar konuştu eşit ücret diyerek. Özellikle hiç kamudan, bir türlü de masaya yatmadı bu. Kamudan başlayarak bu ücret dengelerinin bir zafiyet oluşturmaması, bir motivasyon kaybına sebep olmaması. Çünkü aynı işi yapan insanlar birileri memur işçi statüsüyle bile
Yani bir dönem de öyle kaldırdılar bizi. Gelirlerinin fark ettiğini görüyoruz. Bugün taşeron işçiler işçilik sistemiyle, devletin uygulamalarıyla bir değer yargısı, toplumun önünde bir değer yargısı yaratması gereken bir çarpık düzeni. Suyu misal emsal teşkil etmez ama emsal teşkil eder hale devletin uygulamasıyla geldi. Netice itibariyle bugün ulufe dağıtır gibi, lütufmuş gibi karayolları işçilerinden başlayarak kimilerini kadroya almak mahkeme kararlarının sonunda mecbur kalındı. Bunu da seçim öncesi Ankara Arena'da biz yapıyoruz yol iş sendikası oldu. Üzerinden bir toplantıyla biz yapıyoruz diyerek bu noktaya gelir. Türkiye'nin tabi temel bir meselesi. Gelir adaletsizliği eşittir eğitim adaletsizliği. Çünkü insanların yani o da var, evet. İnsanların yüksek gelir grubunda bulunan vatandaşlarımızla alt gelir grubundaki vatandaşların eğitime ayırdığı paranın arasındaki kat fark 14 kat. Uçurum yani. Siz şimdi Anadolu'nun en ücra köşesinde nitelikli öğretmenden eksik, nitelikli şartlardan yoksun bir insanımızı Türkiye'nin en iyi okullarında yetişmiş insanlarla aynı sınava sokuyorsunuz. İşin en garip tarafı. KPSS sınavlarının da Türkiye'de iki tane artık geçmişten bugüne yani güvendiğimiz biri posta teşkilatıydı, birisi ÖSYM'ydi. Öyle denirdi. Evet. Biz öğrenciliğimizde hocalarımız bize öyle derdi. Bugün geldiğimiz noktada ÖSYM'nin işleyişinin sorgulandığı, başkanlarının gözaltına alındığı, KPSS'de yolsuzlukların yapıldığı, soruların çalındığı. Şimdi doğru bile yapılsa bu saatten sonra kim güvenecek bu kurumlara? Yani. Devletle kadrolaşacağız diyerek. Gariban insanların çocukları imam hatiplerde okusun. Kayıtsız şartsız bu yolsuzlukları savunacak, bir iman haline getirecek, militanlara dönüşsün. Sizin çocuklarınız Amerika'da okusun, başka yer. Elbette bu ülkede her vatandaş gitsin. Gönlümüz arzu eder ki hem yurt içinde hem yurt dışında iyi okullarda okuması için eşit fırsatlara sahip bir Türkiye'yi yaratalım. Ama bir yanda kendi çocuklarınıza bunu yaparken, kendi çocuklarınızın geleceğini teminat altına almak için onlara fırsatlar düşünürken bu ülkenin evlatlarına fırsat yaratmamayı bu milletin kabul edebileceğini düşünmüyorum. Maalesef ben de bu olayı hiç hazmedemiyorum Sayın Genel Başkanım. Yani ben kendim üzülüyorum şahsen. Vatandaş olarak üzülüyorum. Hep bizi kandırdılar gibime geliyor. Yani yıllar yılı da bu sıkıntıyla yaşadık gittik. Son bir soru daha sorayım. Süremiz de zaten bir hayli bitti sayılır. Az bir zamanımız kaldı. Demokratlar yapar. Bu zalim iktidar satar. Kullanılan evet. Bir cümle. Türkiye'de hukuk ve gelir adaleti yok. Geliri demin konuştuk. Hukuku da biraz önce de biraz girdiniz konuya, değindiniz. Demokratlar yapar. Bu zalim iktidar satar cümlesini şöyle az bir şey açalım. Bugün iktidarın sloganı haline getirdiği onlar konuşur biz yapar söylemi ancak karikatürlerde olacak bir figür portre. Bugün zaten başbakanlığı katiplik düzeyini indirmiş Sayın Davutoğlu da bir karikatür figürü olabilir. O yanlış bir meslek, yanlış bir görev seçti bence. bu şartlar altında zaten ezildiği de hissedilmekte. Şeffaflık yasası denildi, boğazına dizdiler. Hakan Fidan aday yapayım dedi, boğazına dizdiler. Hangi tercihi yapmışsa işin sahibi emanet olarak orada oturttuğunu isar edecek bir şekilde oraya müdahale etmiştir. Bugün Türkiye'de bir çarpık fiili durumu kalıcı hale getirmek için. Yani iki başlılık mevcut mu diyorsunuz? Kalıcı hale getirmek için. İki başlılık çok başlılık meselesi değil. Türkiye'de bu meselenin ölçüsü bellidir. Kuvvetler ayrılığı prensibi içerisinde, yürütmenin bizim yürütme mekanizması içerisinde siyasi sorumluluğu taşıyan millete hesap verme, milletin temsil edildiği mecliste hesap verme, hukuk önünde yüce divanda hesap verme yetkisi, sorumluluk taşıması itibariyle başbakanındır, hükümetin başınındır. Ama bugün sorumsuzluğu yetkisi olmadığı halde icraat yapan bir cumhurbaşkanıyla meydan meydan gezip elbette devletin parasıyla siyaset yapacağım. Bu millet beni seçti ama seni anayasaya yazılan fonksiyonlar, görevler çerçevesinde seçti. Siz kendinize Türkiye'de darbe yapan cuntacıların iç hizmet kanunundan esinlenerek durumdan vazife çıkardığı gibi kendinize vazife çıkarabilmek gibi bir hakkınız yok. Bu şartlar içerisinde Türkiye'de ifade ettik. Yani hakikaten sınırsız yetki verilecek, sıfır denetim yapılacak. Ben yaptım, oldu mantığı içerisinde bunu da kabul edilin denilecek.
Zaten son zamanlardaki söylemler bunu iktidara yakın Fehmi Korun'un, Abdülkadir Selvi'nin birkaç gün içerisinde yazdığı yazılara bile baksanız görürsünüz. Anam babam sana kurban olsun, benim ömrümden al da Tayyip Erdoğan'ın ömrüne kat gibi söylemlerle, iki tane silahımla ben öldürürüm sonra Tayyip Erdoğan'a dokunurlar gibi safsatalarla bu ülkede siyasal alan kaplanmıştır. Hurafeye teslim, safsataya teslim bir iklim içerisinde insanlarımızın doğruyu bulması adına biz de hakikatin sesi, gür sesi olmaya hep gayret gösterdik. Bugün de o gayret içerisindeyiz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben sizi ağırlamaktan son derece mutluyum. Ben çok teşekkür ederim vesilenizle hem Sivaslı hemşehrilerimize. Son sözlerinizle alayım Sayın Genel Başkanım. Hem Sivaslı vatandaşlarımıza, hem Sivas'ın dışında yaşayan insanlarımıza, hem de uydu aracılığıyla tüm Türkiye'den, yurt dışından izleyen bütün vatandaşlarımıza selam, saygı ediyorum. Müsterih olsunlar, bu büyük ülke her daim kriz anında da olsa, buhran anında da olsa, önüne sevrede korunursa, meselenin üzerinden çıkacak kahramanlarını zaten hep çıkarmıştır. Kahraman evlatları da vardır ama biz kahraman evlatlardan daha ziyade hukuk içerisinde mesuliyet duygusu yüksek bir mesuliyet davası olarak gören, aklı selim, milletin tarihine sıkı sıkıya bağlı, namuslu insanlarıyla bu sürecin içerisinden çıkabilelim. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkanım. Evet değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Yine önümüzdeki günlerde de seçim gününe kadar Allah sağlık sıhhat versin hepinize de bize de. Yine çok değer verdiğimiz, çok değerli bulduğumuz memleket sevdalı, ben bu işte bu devleti yönetmeye varım diyen adaylarımızı, parti genel başkanlarımızı, görevlilerimizi ekranlarınızda taşımaya devam edeceğiz. Bugünkü konuğum Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'dı. Ben katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum aklınızdaki birçok soruya cevaplar bulmuşsunuzdur. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum.